Çanakkale öyle bir mücadeledir ki asırlardır yorgun düşmüş bir milletin varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşı alır. Vatan dediğimiz bu toprak diyete ağır ödenmiş bir topraktır. Bugün haksız düşman saldırılarına tam 253 bin askerimizi şehit verdiğimiz, ancak tarihe altın harflerle Çanakkale geçilmez yazdırdığımız Çanakkale zaferimizin yıl dönümüdür. Selam olsun Çanakkale şehitlerine. Selam olsun Çanakkale gazilerine. Selam olsun yüreği Çanakkale şehitlerimizin ideali için atan gençlere. Sevgili gençler, İdareci ve öğretmenlerimizin katkılarıyla bu sene size dijital ortamda farklı bir kutlama etkinliği planladık. Şimdi programımızı arz ediyorum. Okul müdürümüz İbrahim Çeteler'in konuşması, İstiklal Marşı güzel okuma yarışmasına katılan öğrencilerimizden İstiklal Marşı dinleyeceğiz. Daha sonrasında iki askerin helalleşme hikayesi var. Dur Yolcu şiiri. Yine düşman askerlerinin ailelerinden gelen bir mektup hikayesi var. Çanakkale'de Kadın Olmak isimli mini tiyatro etkinliğimiz. Yine Seyit Onbaşı'nın savaştan sonraki hayatıyla ilgili küçük bir kesit. Yine Çanakkale şehitliğinin drone görüntüleri. En son yine idareci öğretmenlerimizin katkılarıyla seslendirdikleri Çanakkale Destanı ve Kapanış. Saygıyla arz ederim. Değerli idareci arkadaşlarım, öğretmenlerim ve sevgili öğrenciler. Bugün Çanakkale geçilmez sözünü tarih sayfalarına yazdırdığımız şanlı zaferimizin 107. yıl dönümü. Bundan tam 107 yıl önce aziz Türk milleti Çanakkale müdafaasını gerçekleştirmiş ve kendilerine medeni diyen tek dişi kalmış canavarlara karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Atalarımız kadını erkeğiyle, yaşlısı genciyle, hatta çocuk sayılacak yaştaki vatan evlatları ile canı pahasına bu vatanı savunmuştur. Onlar bu topraklar için üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bugün günümüz dünyasında kendilerini medeniyet merhalesinin en üstünde gören milletler, dünyanın farklı kesimlerinde saldırmakta, yakıp yıkmaktadırlar. Bunlara karşı şimdi bizler de üzerimize düşeni yapmalı, vatanımızı, milletimizi kalkındırmak, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları her daim savunmak için dini ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak çalışmalı, çalışmalı, çok çalışmalı, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmalıyız. 107 yıl önce kazanılan bu zafer ile şu an bu topraklarda var olmamızı sağlayan, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türk ordusunun kahraman askerleri ve onu her şeyiyle destekleyen Türk milleti ile vatan uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve şükran ile anıyor, ruhları şad olsun diyorum. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma! Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkını hakka tapan milletimin istiklal. Terden belini hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremit sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşım. Darbın afakını sarmış saçını zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sel takdir var. Unuttum! Korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma! Sakın! Siper et gövdeni, dursun bu hayatsızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından ayrı. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme! Tanrı! Düşün altındaki binlerce köpek.
sensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanını uğruna olmaz ki feda? Şehida fışkıracak toprağı sütten şehida. Canı, cananı, bütün varlığın altında hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değilsin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim dinlemeli. O zaman belki de bilseydi derman savaşı. Her cereyanla ilahi boşanır kanlı yaşı. Fışkırır ruhu mücellet gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Bu videomuzda sizlere Çanakkale'de yaşanmış, tüylerimizi diken diken edecek olan bir olayı anlatacağız. Çanakkale'de Kocadere köyünde büyük bir sargı yeri kurulur. Kimi Erzurumlu, kimi Bosnalı, kimi Adanalı, kimi Gürünlü, kimi Halepli. Çok sayıda yaralı getiriliyor. Yaralılardan biri Çanakkale, Lapseki'nin Beybaş köyündendir ve yarası oldukça ağırdır. Zor nefes alıp vermektedir. Alçalıp yükselen göğsünü biraz daha tutabilmek için komutanın elbisesine yapışır. Nefes alıp vermesi oldukça zorlaşır ama tane tane kelimeler dökülür dudaklarından. Ölme ihtimalim çok fazla. Ben bir pusula yazdım. Arkadaşıma ulaştırın. Tekrar derin nefes alıp defalarca yutkunur. Ben köylüm Lapsekili İbrahim Onbaşı'dan bir mecit borç almıştım. Kendisini göremedim. Belki ölürüm. Ölürsem söyleyin, hakkını helal etsin bana. Komutan, sen merak etme evladım der. Kanıyla kırmızıya boyanmış alnını eliyle okşar. Ve az sonra komutanının kollarında şehit olur. Ve son sözü de söyleyin, hakkını helal etsin olur. Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli yaralılar getiriliyordur. Bunlardan çoğu daha sargı yerine ulaştırılamadan şehit düşüyor. Şehitlerin üzerinden çıkan eşyalar, künyeler komutana ulaştırılıyor. İşte yine bir künye ve yine bir pusula. Komutan gözyaşlarını silmeye daha fırsat bulamamıştır. Pusulayı açar. Hıçkırarak okur ve olduğu yere yığılır kalır. Ellerini yüzüne kapatır. Ne titremesine ne de gözyaşlarına engel olamaz. Ben Beybaş köyünden arkadaşım Halil'e bir mecit borç vermiştim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra taarruza kalkacağız. Belki ben dönemem. Arkadaşıma söyleyin. Ben hakkımı helal ettim yazıyordur. Çanakkale Savaşı bittikten sonra Çanakkale topraklarında hayatını kaybeden bir kısım Anzak askerlerinin naaşları Türkiye'de kalmıştı. Avustralyalılar doğal olarak tedirgindi. Özellikle evladını kaybetmiş aileler evlatlarının naaşına ne olacağı konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Evlatlarının cansız bedenleri saygı görecek miydi? Yoksa evlatlarının gömülü olduğu yerler silinip süpürülecek miydi? Avustralyalı anne ve babalar bu düşüncelerle ağlarken Mustafa Kemal Atatürk'ten onlara bir mektup geldi. Şöyle diyordu büyük önder. Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın bağrındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim de evlatlarımız olmuşlardır. 1934. Atatürk'ün bu mesajından sonra Avustralyalı ailelerin yüreklerine su serpilmişti. Atatürk'ün kurduğu cümlelere büyük güven beslemeye başladılar. Evladını Çanakkale'de yitirmiş Avustralyalı bir anne, Atatürk'ün bu cümlelerine bir cevap mektubu yazdı. Şöyle diyordu. Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını,
Âli-i Cenab sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana bir güzelim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç kuşkumuz kalmadı. Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine ata demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın başında söylediğiniz sözler ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce, ilahi. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük ataya tüm analar adına şükran, sevgi, saygıyla. Siz kimsiniz? Ben Nezahat Onbaşı. Albay Hafız Halit Bey'in küçük kızı. Bu toprakların geride kalan bekçisi. Çanakkale'ye neden geldiniz? Ben Çanakkale'ye ölmeye geldim. Tıpkı Hatice Hanım gibi. Hatice Hanım? Benim. Ama bana Ahmet deyin. Çünkü burada beni herkes Ahmet diye tanır. Neden Ahmet? Cephede şartlar ağır. Yiğitlerimiz ister ki bizler zarar görmeyelim. Savaşacaksa onlar savaşsın. Vurulacaksa onlar vurulsun. Ama vatan da biziz, bayrak da biziz. Söz konusu namus olduğunda köyümde Hatice olduğum kadar cephede Ahmet de olurum. Bakın Kosovalı kardeşlerimize. Onlar da yanımızda. Sırtımız yere gelmez evelallah. Benim kardeşim burada kanı dökülürken ben evimde rahat uyuyamam. Çanakkale'ye şehit olmaya geldim. Bu topraklara benim de kanım dökülecek. Ama Allah şahidindir ki o bayrak asla yere inmeyecek. Peki siz bunca yaraya nasıl derman oldunuz? Biz milletimizi seviyoruz. Derman olabiliyorsak şükürler olsun. Size neyi anlatalım? Nasıl anlatalım? Şu parmaklarımı görüyor musunuz? Bu parmaklarımla kaç yiğidin gözlerini bir daha açılmamak üzere kapattım. Peki siz neden saklanıyordunuz? Ben de isterim cepheye ineyim. Erim gibi şehit olayım. Yanımda anam ve çocuğum var. Onlara da bakmak zorundayım. Ama Allah'ıma şükürler olsun, geride kalmış olsam da ben de bu mücadelenin içindeyim. Ve son kurşunumu atana kadar düşmana saldıracağım. Köyünde herkes onu öldü bilmektedir. Çanakkale'den Havran'daki köyüne kadar 145 kilometreyi 13 günde yayan yürür. Geldiğinde evine giremez. Çünkü 9 yılda belki karısı yeniden evlenmiş olabilir. Akşamdan geldiği evini sabaha kadar göz hapsine alır. Uzaktan izler. Sabah koyunları çıkarmak için gelen bir akrabası ile karşılaşır. Sen kimsin der. Cevap verir. Ben Seyit'im. Akrabası cevap verir. Biz seni öldü biliyoruz. Seyit. İşte sağa döndüm. Benim hanım evli mi? Hayır evli değil cevabını alır. Ve akrabası ekler. Bir çocuğun var içeride. Çocuğu korkutursun. Ses vererek git, haberleri olsun. Tamam der ve kapıdan eşinin ismini seslenir. 8 yaşında bir kız çocuğu kapıya gelir. Anne, kapıda sakallı biri var, korktum diyerek annesini çağırır. Annesi kapıya gelir. Heyecanlı bir şekilde gözleri dolarak. Korkma kızım, o senin baban. Ve Seyit Onbaşı 9 yıl sonra kızıyla böyle tanışır. O kız sonradan nene olduğunda torunlarına baba deyip de bir müddet kucağına oturamazdım der. Namı koca Seyit,
Seyit Ali Çabuk ise tam adıdır. Çanakkale'de 276 kiloluk top mermisini tek başına sırtlayıp İngiliz zırhlısını vuran kahraman. 1889'da Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı bir orman köyü olan Manastır köyünde doğan Seyit Ali, yörük çocuğudur. Mavi gözlüğü ufak tefektir. Gariban Anadolu köylüsüdür yani. Keçi güder, arada kaçak odun kömürü yapar satar. 1909'da askere gider. 1912'de Balkan Savaşı'na katılır. 1914'te 1. Dünya Savaşı başlayınca Çanakkale cephesinde topçu eri olarak bulundu. 18 Mart 1915'te müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Ali, Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevlidir. Savaşın en kritik anlarından birinde Queen Elizabeth zırhlısından atılan bir top mermisi Mecidiye Tabyası'na isabet eder. Mecidiye Tabyası'nın pozisyonu çok kritiktir. Oradakiler boğazdan geçen düşman savaş gemilerini vurmak üzere oradadır. Ve hedef alınan tabyada geriye sadece iki er ve tabya komutanı kalmıştır. Bu erlerden bir tanesi Seyit Ali Çabuk'tur. Seyit 276 kiloluk bir mermiyi Mataforası yani vinci bozuk olan topçu bataryasına tek başına sırtlayarak yerleştirmeyi başarır. Ve Ocean gemisini dümen sisteminden vurmayı başarır. Ocean daha sonra sürüklenir. Ve Nusrat'ın döşediği mayınlardan birine çarparak batar. Bu başarısından ötürü onbaşı rütbesine yükseltilmiş, bir de ödül olarak çift tayın verilmiştir. O da bir hafta sonra kursağından geçmeyince istememiş. Seyit Ali 1909'da gittiği askerden 1918'de onbaşı olarak döner. 1915'teki zaferden sonra 3 yıl daha Çanakkale'de askerliğine devam eder. 1918'de terhis olur. Koca Seyit harpten döndükten sonra burada köyünde kimseye savaş ile ilgili bir şey anlatmaz. 9 yılda yaşadıklarını kendine saklar. 1929'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir açılış için Havran'a gelir. Açılıştan sonra Havran Nahiye Müdürü'ne der ki, ''Burada bir Seyit Onbaşı olacaktı, onu görmem lazım.'' Ancak Havran Nahiye Müdürü Seyit Onbaşı'nın hangi köyde olduğunu bilmez. ''Buluruz tabi paşam.'' deyip Edremit Askerlik Şubesi'nden Seyit'i sordurur. Manastır köyünde bulunur. Şubeden iki jandarma görevlendirilip salınır. Sabah çıkan jandarmalar akşamüstü köye gelir. Koca Seyit dağa kömüre gitmiştir. Jandarmalar evinin önünde akşama dek bekler. Akşam geç saatte evine gelen Seyit jandarmayı görünce kaçak kömür için geldiklerini sanır. Ama bozuntuya vermez. Askerlere suçum ne ki diye sorar. Askerler hayır suçun yok biz seni bekliyoruz. Seni paşa çağırıyor. Seyit sevinir. Gece yarısı vardıklarında nahiye müdürü Seyit'i perişan vaziyette görünce önce onu bir güzel yıkatır. Berberde saç sakal tıraşı yaptırır. Sabah da elbisesini verir. Atatürk'ün yanına çıktığında biraz sohbetten sonra paşa, ''Ne istersen iste, sen büyük kahramanlık yaptın.'' der. Maaş bağlatılmasını teklif eder. Seyit Ali, ''Hayır paşam.'' der. ''Biz vatan için görevimizi yaptık, maaş için değil.'' der. Tek bir isteği olur Atatürk'ten. ''Ben dağda kaçak odunla kömürü imal ediyorum. Senin emrinle o dağdaki ormancılar baltamı almasa, rahat çalışsam maaş istemem.'' Atatürk nahiye müdürüne talimat verir Seyit'e dokunulmasın diye. Ancak 2 yıl sonra yeni gelen nahiye müdürü bu emri uygulamaz. Seyit'e pek rahat verilmez. Seyit Ali Onbaşı bir süre dağda odun kömürü yapar. Yaşlanmaya başlayınca zorlanır. Havran'da bir fabrikada hamallığa başlar. Seyit Ali Çabuk 1939'da 50 yaşındayken zatürreye yakalanır ve yaşamını yitirir. Köyündeki mezara gömülür. Koca Seyit'in öyküsü bir yerde Türkiye'nin tüm kahramanlarının öyküsüdür. Ruhları şat, mekanları uçmağa olsun.
Seyidoğlu şehit, isteme benden makber, sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Çanakkale şehitlerine. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayatın tahakküm ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu, sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kapısı. İki dünya, yeni dünya, akla mı beşer? Kani akım gibi mahşer mi hakikat mahşer? Yedi ikleri cihanı duruyor karşında, Avustralya'yla beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, insanlar, deliler rengarenk. Bir hakikat var ortada, vahşetler renk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani kalta da zulcü, bu rezil isyan. Ah o 20. asır yok mu o mahluk razı? Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sevdi. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, öptü karnındaki esrarı hayalsız cesim. Maskeye yatılmasa hala bize afetli oyuz. Medeniyet denilen kahve, hakikat, yüzsüz. Sonra garabındaki tahribe mürekkel esva öyle müthiş ki eder her bir mülkü haram. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Veriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperim sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferim. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölüm püskürmede yer, o ne müthiş gibidir, savrulur enkazı deşen. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağmak sağmak. Saçıyor zırha bürünmüş doğuna mert eller, yıldırım yaylığı. Deniyor yandığını durmuş da açık sinelere, sürü halinde yazarsan sayısız peygare. Hop tüpekten daha sık günde yanlar diler, kahraman ordunu seyret ki bu tekniğine güler. Ne çelik kamyonat ister, ne siner hasmında, alınır kalan gidiyorsun dedi tat katkında. Hangi kuvvet onu? Haşa! Edecek karnılara, çünkü kesin ki ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüs derse hüdanın ebedi serhaddi, o benim suni bedim, onu çiğnetme. Bunun nesli, yordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnenen namusunu, çiğnetme. Şu heda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar. Korku olmasa, dünyada eğilmez baş. Vurulmuş tertemiz sandıktan, uzanmış yatıyor. Bir hidayet uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o park anlı değer. Ne büyüksün ki, kanım kurtarıyor derdini, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı. Sana da gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümercik ettiğin nefvara da yetmez bu kitap. Seni ancak ebediyetten eder istiyar. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle, kanayan lahdine çeksem bütün ecrami. Ey insan aşk kümele çatsam da kavanı, yedi kandili Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu ağacın altında gülüm kuşkanına uzanırken, gece mehtap getirsen yanına. Kümele gibi ta tecre kadar beklesem, gündüzün fezliğiyle abizeni de biz etsem. Tüylenen mavili akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatıra. Tüylenen mavili akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki son ehli salimin kırınak savletini, Şah'ın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kırıç aslan gibi icdanine ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhumla beraber gezer ecramı adım. Sen ki asara gömülsen aşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu kutlar, seni almaz bu cihat.